Nanking, Çin kültüründe önemli bir yer tutan, çeşitli zamanlarda başkentlik yapmış Çin'in en önemli şehirlerinden biridir. Nanking şehri 1937 yılında insanlık tarihinin unutamayacağı olaylara sahne oldu. Olayların sorumlusu olan Japonya'nın Çin üzerinde uyguladığı sert politikalar ve katliamlar Avrupa'da Hitler'in yaptıklarıyla yarışır nitelikteydi. 20. yüzyılın ortalarında dünya, birkaç yıl sonra 2. Dünya Savaşı'nın yaşanacağından habersiz, emperyalist söylemlerle giderek gerginleşen bir dönem yaşıyordu. Batılı ülkelerin sessizliği ve milletler cemiyetinin caydırıcı bir karar almaması, Japonya'nın giderek Çin üzerinde yayılmasına ve şiddet olaylarını artırmasına sebep oldu. Pekin, Şangay ve daha sonra dönemin başkenti Nanking, Japonya tarafından işgal edildi. Nanking işgali sırasında Japon orduları tarafından pek çok sivil kayıp da yaşandı. Bu olaylar tarihe Nanking katliamı veya Japonların kara lekesi olarak geçti. 1937 Çin-Japonya Savaşı Asya'da 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Gelin bu konuyu biraz daha detaylı inceleyelim. Videoyu devam etmeden önce beğenip abone olursanız çok seviniriz. İyi seyirler. Japonya, 1868 yılından itibaren gerçekleştirdiği Meiji Restorasyonu'ndan sonra yüzünü batıya dönmüştü. Avrupa'nın sömürücü etkisinden kurtulmak için ülkeye pek çok silah ve eğitmen getirttiler. Meiji bürokratları gün geçtikçe milliyetçi, militarist bir tarzı benimsemeye başladılar. Japonya, yayılmacı bir politika benimseyerek Çin topraklarını sömürge alanı olarak kendisine hedef seçti. Çin, Sovyetler Birliği dahil birçok batılı devletin iştahını kabartan bir ülkeydi. 1905-1906 yıllarında Rusya'nın yenilgisiyle sonuçlanan Rus-Japon Savaşı, Japonların iştahını iyice kabartmıştı. Japonya, Asya'nın yeni sömürgeci gücü olarak ortaya çıkıyordu. Bu yayılmacı politika ile Japonlar 1910 yılında Kore'yi, 1932 yılında da Mançurya'yı ele geçirdiler. 1937 yılına gelindiğinde Japonya, Asya'nın tek hakim olabilmek için Çin'e girmeye hazırlanıyordu. 7 Temmuz 1937 tarihinde Çin-Japonya arasında Pekin yakınlarında bulunan Marco Polo Köprüsü etrafında çatışmalar başladı ve olaylar giderek büyüdü. Japonya olaylardan Çin'i sorumlu tutuyordu. Japonlar yapılan tatbikat sırasında Japon ordusuna ateş açıldığını, tatbikatın sonlandırılmasına rağmen ateşin sona ermediğini, bu nedenle karşılık vermek zorunda olduklarını söyleyerek kendilerini savunuyorlardı. Bölge bölge çatışmalar devam ederken 29 Temmuz'da Pekin'e bağlı Tungchuo eyaletinde 110 Japon asker ve 310 sivilin öldürülmesi Japon ordusunun hücuma geçmesini hızlandırdı. Japonların ilk hedefi Şangay'dı. Şangay'da karaya çıkan askerler ile savunmadaki Çin birlikleri arasında topçu muharebeleri başladı. Büyük kayıpların verildiği Şangay çatışmalarında Çin ordusu daha fazla dayanamadı. Kasım ortalarında Şangay Japonların eline geçti. Ağır kayıplarına rağmen Japonlar donanmanın yaptığı bombardıman yardımıyla üstün gelmişti. Japonya resmi bir savaş ilanı duyurmamıştı. Gazeteler Şangay caddelerindeki cenazeleri ve terk edilen top ile cephane sandıklarını kamuya servis ediyordu. Şangay'da gerçekleşen savaşta Çin'in o güne kadar oluşturduğu modern tümenler erimişti. Japonlara başkent Nanking yolu açılmıştı. Japon askerler aldıkları emirler doğrultusunda sırasıyla Suzhou, Wuxi ve Changgu'yu ele geçirdiler, hareketlerine devam ettiler. Tokyo'da bulunan Japon Genelkurmayı Çin Cumhuriyeti'nin başkenti Nanking'in ele geçirilmesi emrini merkez komutanlığa gönderdi. Çin orduları başkenti korumak adına Nanking'e çekilmişti. Japon ordularının ilerleyişini engellemek için Yangtze Nehri üzerinde yaptırılan bir baraj Japonlar tarafından bombardıman ile yıkıldı. Aralık 1937 tarihinde Nanking şehri askeri bir karargaha çevrilmişti. Her tarafa barikatlar yapılmış ve siperler kazılmıştı.
Çin Milli Hükümeti'nin başkomutanı olan Mareşal Chiang Kai-shek, şehrin müdafaası için yapılan hazırlıklardan yeterince memnundu. Başkent Nanking, Japon taarruzuna karşı şehirdeki değerli sanat eserlerini bile kent dışına çıkarmıştı. Çin piyasasının Japonların eline geçmesi Amerika, Fransa ve İngiltere tarafından endişeyle takip ediliyordu. İngiliz General Hamilton, müdahale edilmezse Japonya'nın çizeceği yolun Hankou, Hong Kong, Singapur ve Hindistan olduğunu söylüyordu. Japon orduları Nanking şehrine saldırmadan önce düşmanlarına korku vermek için bir resmi geçit töreni gösterisi yaptı. Bu geçit törenine bombalı bir saldırı düzenlendi. Bu olaylardan sonra Japon kara ordusu hareketini hızlandırarak Nanking'e yaklaşmaya başladı. Japonya'dan kalkan savaş uçakları Nanking merkezindeki meydanları ve askeri kurumları bombaladı. Ardından şehre 35 kilometre yaklaşan Japon topçu birlikleri şehri vurmaya başladı. Nanking'in düşmesi dünya basınında kesin gözle bakılıyordu. 8 Aralık 1937 tarihinde Japon ordusu umumi taarruza geçti. Nanking üzerinde o güne dek görülmemiş en şiddetli hava saldırısı yapıldı. 100'den fazla Japon savaş uçağı şehre sayısız bomba attı. Hedef gözetmeden yapılan bombardımanlarda birçok bina ağır hasar almış ve ölen sivillerin sayısı ilk gün 1000'i geçmişti. Dünya basınına düşen haberlerde Mareşal Chiang Kai-shek'in bir uçakla şehri terk ettiği, Japon uçakları tarafından takip edilmesine rağmen yakalanamadığı bilgileri geçiyordu. Chang, General Tang Shengzi'ye Nanking savunması için bırakarak Wuhan'a çekildi. Mareşal'in şehirden ayrıldığı haberini alan Çin ordularının bir kısmı şehri terk etmeye başlamıştı. Kalanlar ise kritik bölgeleri ateşe vererek direnmeye devam etme kararı aldılar. Nanking önlerinde yaşanan muharebeler savaşın en kanlı safhalarının yaklaştığı haberini bize veriyordu. Aralık 1937'de Japonlar Nanking kapılarından şehrin içlerine doğru girmeye başladılar. Şehir etrafındaki mahalleler Japon uçakları tarafından bombalandı. Japon orduları başkomutanı General Matsui şehrin teslim olmasını istiyordu. Şehir adeta bir yangın yeriydi. Siviller oldukça zor durumdaydı. 11 Aralık tarihinde Nanking düştü haberleri dünya basınına yansıdı. Sokak çatışmaları devam ederken yaşanan kanlı vuruşmalar sonucunda Chiang Kai-shek Çin ordularının geri çekilmesi emrini verdi. 13 Aralık 1937 tarihinde Nanking tamamen Japonların eline geçti. Kendilerine her türlü serbestlik tanınan Japon ordusu, sokakta silah bırakan askerleri bile toplu imha ediyor, sivilleri potansiyel tehdit olarak yok ediyordu. Akla hayale sığmayacak şekilde Japon gazetelerinde esirleri kılıçla canlarına kıyma yarışmalarının yapıldığı yazılıyordu. Bir Japon subayının günlüğüne göre savaş esiri alınmayacak şekilde temizleme harekatı düzenlenmişti. Mareşal Chiang Kai-shek teslim olmadıklarını, sadece geri çekildiklerini, bugüne kadar toplamda 300 bin ölü ve yaralı verdiklerini, mücadele ise devam edeceklerini bildirdi. Şangay'da bulunan Japon karargahında yapılan resmi açıklamalara göre Çin ordusu Nanking'de 90 bin kayıp vermişti. Dünya basınında çoğu masum binlerce insanın canına mal olan bir kıyım yapıldığı ve bunun bir ordu terörü olduğu paylaşılıyordu. Nanking'in düşüşüyle beraber Prens Asaka, General Matsui ve Amiral Hasegawa düzenlenen bir törenle şehre girmiş, Çin genel karargahında kentin ele geçirilişini resmen kutluyordu. Yabancı gözlemciler Japon kıtalarının Nanking'i baştan başa yağmaladığını ve halka karşı saldırılar olduğunu da ifade ediyordu. Yazılan farklı raporlarda 40 bin, 120 bin, 200 bin veya 320 bin arasında farklı sayıda sivil kayıplar olduğu bildiriliyordu. 6 Ocak 1938'de Albert Einstein, Bertrand Russell ve John Dewey'in içinde bulunduğu dünyanın çeşitli yerlerinden önde gelen isimler Japonya'yı boykot eden beyannameleri imzaladılar. Dünya 1939 yılında patlak veren küresel savaşın ertesinde Uzak Doğu'da büyük bir emperyalist gücün sahneye çıkışına tanıklık etmiş, Japonya'nın uyguladığı acımasız politikaları sadece izlemekle yetinmiştir. Türk basını Japonya'nın amacının Çin'i almak değil,
daha sonra yapılacak Sovyet-Rusya Savaşı'na ön hazırlık olduğu kanaatine varmış, Japonların Çin'i ele geçirip Sovyet Savaşı'na karşı üst olarak kullanacağı ve arkadan gelebilecek bir saldırı tehlikesini ortadan kaldıracağı yönünde görüş bildirmiştir. Nanking Savaşı, tarihin en dehşet veren savaş suçlarından biri olmuştu. Nanking olayları Japonların şehri terk ettiği Ocak 1938 sonuna kadar devam etmişti.